Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay, iki renkli, iki şiş, güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte, orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelimin kısa bir anlatımı için öncelikle bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır. Modeli tamamlamak için artı 3 ilmek ekliyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Lastiğimi ördüm, örgümün ön yüzündeyim. Ana rengimi beyaz olarak seçmiştim. Şimdi ikinci rengimle devam ediyorum. Şimdi ikinci rengimi mor olarak seçtim ve ilk sıramla başlıyorum. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için burada düz olarak örüyorum arkasından 3 ilmek düz 1 2 ve 3. 3 düzden sonra 4. ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. Bir sonraki model için 3 ilmek düz 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz ve bir ilmek örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar 3 düz ilmek örüyoruz ve dördüncü ilmeği örmeden diğer şişe aktarıyoruz. 3 ilmek düz, 1 ilmek örmeden aldım. Kenarda modelime dahil olan 3 ilmeği örüyorum ve kenar ilmeği. İlk sıramı ön yüzden tamamladım. Örgümün arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzde düz ördüğüm ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. 3 ilmek ters. İpim arkada kalacak şekilde beyaz ilmeği ikinci defa örmeden diğer şımı aldım. 3 ilmek ters. Beyaz ilmeği tekrar örmeden diğer şımı aldım. 3 ters. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ters ve beyaz ilmeği örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimin 3 tanesini ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüp ikinci sıramı tamamlamış oldum. Modelimin 3. sırasında ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra şimdi burada 3 tane düz ilmeğim var. Bunun birincisini ters örüyorum. İkinci ilmeği düz, üçüncü ilmeği tekrar ters örüyorum. Yani bir ters, bir düz, bir ters. Beyaz ilmeğimi üçüncü sırada örüyorum düz. Aslında bu sırada bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde devam ediyor. Beyazı düz ördükten sonra tekrar mor ilmeklere geldim. Birincisi ters, ikincisi düz, üçüncüsü ters. Dördüncü beyaz ilmeğim düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Mor ilmeklerime geldim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. beyaz ilmeğim düz. Mor ilmeklerime geldiğim zaman birincisi ters, ikincisi düz, üçüncüsü ters ve kenar ilmeği. Üçüncü sıramızı da ön yüzden tamamlamış olduk. Modelin son sırası dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra baştan sona kadar ilmeklerimizin tamamını ters örüyorum. tersleri bir ön yüzden bir arka yüzden alarak gidiyorum. Geliş yerine göre aldığım için bu şekilde. Fakat siz bildiğiniz gibi ters örgülerinizi örebilirsiniz. Evet, arka yüzden de sıramızı tamamladık ve ilk modelimi tamamlamış oldum. Henüz modelimiz kendini göstermiyor. Şimdi mor ipimi burada bırakıyorum. Ana rengim olan beyaz ipimle devam ediyorum. İkinci modelin birinci sırası. Modelde sadece bir kayma yapıyoruz. Kalan diğer tarafları yine aynı şekilde. Renk değiştirdiğim için tekrar kenar ilmeğimi burada örüyorum. Arkasından bir ilmek düz. Şimdi modelde kayma olacak. Örmeden 3. ilmeği alıyorum. Arkasından 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. örmediğim ilmek tam bu ortadaki düz ilmeğimiz olacak. 4. mor ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Şöyle göstereyim. 3 ilmek düz. Ortadaki düz olan ilmeği örmeden alıyorum 3 ilmek düz bir ilmek örmeden alıyorum 3 düz bir ilmek örmeden alıyorum kenarda modele dahil olan bir ilmeğim var bir de kenar ilmeği ikinci modelin birinci sırasında ön yüzden tamamladık şimdi modelin arka yüzüne geldim Kenar ilmeğinden sonra arka yüzden beyaz ilmekleri ters örüyorum. Mor ilmekleri örmeden alıyorum. 3 ilmek ters. Mor ilmeğe geldiğim zaman örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar beyazları ters, mor ilmekleri de örmeden diğer şişimizi alalım ve ikinci sıramızı da tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci modelin ikinci sırasını tamamladık. Üçüncü sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada tek olan beyaz ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Mor olan ilmeği düz örüyorum. Yine bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Ters düz. 3 beyaza geldiğim zaman bir ters, bir düz ve bir ters. Mor ilmeğim düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar ritmik şekilde bir ters ve bir düz olarak devam ediyor. Son ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıramızda ön yüzden tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra son sırada ilmeklerimizin tamamını ters örüyorum. Evet bu sıramızı tamamlayalım. Modelin arka yüzünden de bir sıra ters ördük. İkinci modelimizi de burada tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki modele geçtiğimiz zaman beyaz ipimi burada bırakıyorum. Mor ipimle devam ediyorum. Bunun da ilk sırasını birlikte yapalım. Devamında bir alt sıralara bakarak tekrarlayabilirsiniz. Üçüncü modelin birinci sırası ilk modelin tekrarı olacak. Bu kenar ilmeğim arkasından 3 ilmek düz örüyorum. Ortadaki beyaz olan düz ilmeğim bunu örmeden alıyorum. Yani dördüncü ilmeğim oluyor. Tekrar 3 düz. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 düz. Bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz ve kenar ilmeği üçüncü modelimizin birinci sırasında bu şekilde hazırlamış olduk evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım oldukça kolay çok da güzel bir model İsterseniz kendiniz için isterseniz de çocuklarınız için torunlarınız için yelek hırka süveter bere gibi birçok örgü yapabilirsiniz kabartmalı güzel de bir model bunu da örneklik olarak hazırlayıp çıkarttım sizlere fikir olması için Modelimizin arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de temiz, güzel bir görüntüsü var. Sadece bir düz, bir ters örgüyle gerçekten çok kolay, çok da şık bir model ortaya çıkmış oldu. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.